Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fazla istek geldiği için 100 bine özel soru cevap yapacağız arkadaşlar. Gerçekten fazla istek gelmişti. O zaman birinci sorumuzla hemen başlayalım. Şimdi hemen birinci sorumuzu okuyacağız. En sevdiğim hayvan kutup ayılarıdır. Özellikle bebek olanları. Ve en sevdiğim çizgi filmi sormuşsun. Birazdan gelecek. Evet, saçma ama Nyan Cat diye bir şey var arkadaşlar. Onu izlemeyi çok seviyorum. Şimdi gelin. Soyadım Öztürk. Ve yaşımı sormuşsun. Üzgünüm ama kişisel bilgilerimi cevaplamıyorum. En sevdiğim renk turuncu ve gri ama en başta gri geliyor. Eskiden turuncuyu daha çok seviyordum. Adamın Kardelen olmasını isterdim ama ne yalan söyleyeyim, Ceren isminden de vazgeçmezdim. Çünkü Ceren ismini de gayet çok seviyorum arkadaşlar ve yorumun için teşekkür ederim. Evet, K-pop seviyorum ama hayranı değilim. Müziklerini çok seviyorum, dinliyorum bazen. BTS'nin müziklerini seviyorum. Ve arkadaşlar Jungkook'u biliyorsunuzdur yanlış hatırlamıyorsam. Kuzeni mi kardeşi mi bilmiyorum ama onun kuzeni veya kardeşini çok seviyorum. Çok tatlı bir şey. Ve Blackpink'i de seviyorum. Müzikleri güzel yani. En fazla 500 veya 100 abone olacağımızı tahmin ederdim. Yani 100 bine çıkacağımız hiç aklıma bile gelmezdi arkadaşlar. Ve hayır arkadaşlar, hiçbir zaman kanalımı kapatmayı düşünmedim. Çünkü kanalımı gerçekten çok seviyorum. Ve ilk 100 bini gördüğümde kalbim çarpmıştı. Ve gözlerimden sular gelmişti arkadaşlar. Çünkü çok mutlu olmuştum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar 100 bin abone için. Ve en sevdiğim çiçek türü papatya. Zaten kanalımın adından da anlamışsınızdır. Ve 100 bine özel yüzünü gösterecek misin demişsin. Bu konulara fazla girmek istemiyorum. Bunu sonra açıklamayı düşünüyorum. İlk öncelikle yaşımı ve nereli olduğumu sormuşsun. Özür dilerim ama kişisel bilgilerimi paylaşmıyorum. Çünkü paylaşırsam sorun yol açabilir. Belki sonra cevaplarım. Ve tüm minişlerimi seviyorum. Yani bir tane sevdiğim miniş var. Yani bir tane sevmediğim miniş var. O da çakma minişlerden bir tanesi. Ve seni seviyorum yazmışsın. Ben de seni gerçekten çok seviyorum. Güzel yorumun için gerçekten teşekkür ederim. O zaman diğerine geçelim. Miniş videoları izliyordum ve orada minişi konuşturma stilleri falan çok hoşuma gidiyordu. Sonra ben de yapmak istemiştim ama minişim yoktu. Babama ısrar ettim. Babam da sonunda kabul etti benim ısrarımdan dolayı. Sonra babamı kanal açmaya ikna ettim. Ondan sonra da adını Ceren Nefes'e papatya koyduk. Neden papatya koyduğumu bilmiyorum ama sonra bu kanal oldu. Şu ana kadar hiç makyaj yapmadım ama çok küçükken, şu an sürmüyorum oje falan ama çok küçükken teyzeme sürekli teyze bana oje sürer misin, teyze işte kırmızı oje sürer misin, bana mor oje sürer misin diye tuttururdum. Şunu söylemek istiyorum ki şimdi oje sürmeyi hiç sevmiyorum. Zaten videolarımdan anlıyorsunuzdur, eski videolarımdan hep ojelerim vardı. Yani video çekerken eski videolarımda tırnaklarımda oje vardı. Şimdi hiç sürmüyorum arkadaşlar. Sürmeyi de zaten düşünmüyorum. Neyse, teşekkürler. Evet arkadaşlar, kardeşim var. Benden bayağı küçükler arkadaşlar. Ve ikizler, iki taneler. Ama benim ikizim değiller arkadaşlar. Erkekler ve 5 yaşlarına girecekler. 4 yaşında falanlar. Yani var kardeşim. Adları da Batuhan'la Emir arkadaşlar. Ve bayağı yaramaz kardeşlerim var. Çok zor. Onları zapt edemiyorum. Ve yaşımı sormuşsun. Bunu daha önce de söylemiştim fakat şimdi de söyleyeceğim. Dediğim gibi özel bilgilerimi paylaşmıyorum. Belki sonra söylerim yani.
En sevdiğim abur cubur galiba cips olabilir. Çünkü babamdan sürekli cips istiyorum bir abur cubur hakkım olduğunda. Ve en sevdiğim dizi tabii ki de Harry Potter. Harry'ye aşığım. Deli gibi onu izliyorum. Çünkü çok seviyorum. Ve arkadaşlar hiçbir zaman kanalımı kapatmayı ve kanalımın adını değiştirmeyi düşünmedim. Zaten kanalımı asla kapatmam. Ben her zaman videolarımı arkadaşlar yapmak istediğimde yapıyorum. Bundan dolayı güzel olduğunu düşünüyorlar. Yani hiçbir zaman kapatmayı ve adını değiştirmeyi düşünmedim. Evet, öyle. Kaçıncı sınıfa geçeceğimi, yaşımın kaç olduğunu, hangi takımı tuttuğumu ve nereli olduğumu sormuşsun. Biliyorum neredeyse hepsi o soruların hepsinde onlar var. Ama maalesef bu soruları her dediğimdeki gibi cevaplamak istemiyorum. Belki sonra söylerim bunların cevaplarını. Ve yaz tatilimi sormuşsun. Ben yaz tatilinde genelde biraz ders çalışıyorum. Matematikle, fen gibi. Onun dışında resim falan yapıyorum. Öyle. Sonra kitap okuyorum ve canım istediğinde video çekiyorum. Genelde video çekmeye fazla zamanım kalmıyor ama sizler için çekmeye çalışıyorum. Ve tabii ki de bilgisayar oyunları oynuyorum. Kim oynamaz ki zaten? Sadece son iki soruyu cevaplayacağım çünkü diğerleri benim özel konularım arkadaşlar. Herhangi bir evcil hayvanım yok. Ailemden istedim. Fakat ailem kedi köpek gibi hayvanları fazla sevmediği için bana almadılar. Fakat arkadaşlar bizim apartmanın önünde Şişko bir tane kedi var. Onun adını Tombik koydum. Her zaman bizim apartmana gelince onu seviyorum. Zaten o kedi de beni çok seviyor. Onu besliyorum bazen. Ona hayvanım diyebilirim. Adım Ceren. Zaten kanalımın adı da Ceren Nefesi Papatya. Yani oradan adımın Ceren olduğunu anlayabilirsin. Zaten soyadımı söyledim. Soyadım da Öztürk. Yani tam adım Ceren Öztürk oluyor. Ve en sevdiğim kanal tabii ki de Görkem Karaaslan. Onun videolarını çok seviyorum. Arkadaşlar son olarak bir tane arkadaşımızın yorumu maalesef silinmiş. Bundan dolayı onun yorumunu şimdi burada okuyarak cevaplayacağım. Kanalın adı da The İrem'iydi galiba. İrem benim en sevdiğim yemeği sormuş. En sevdiğim yemek sosisli makarnadır. Biliyorum sosisli makarna ne diyeceksiniz ama seviyorum ben. Ve arkadaşlar yine fotoğrafını çekmiştim ama bulamadığım bir yorum daha var. O da Tokalife kendi adlı arkadaşımızdan. Benim saçımla gözümün rengini sormuş arkadaşlar. Saçımla gözümü sormuş arkadaşlar. Saçımın rengi siyah ama çok siyah yani. Ben de beyaz tenli olduğum için bayağı değişikmiş yani. Siyah arkadaşlar gözümün rengi. Gözümün rengi diyorum, saçımın rengi. Ve annemin dediğine göre gözümde böyle kahverengi menekşe gözüymüş. Yani öyle bir renk mi varmış anneme dedim. Ama annem var dedi yani öyle bir renk mi varmış anlamadım. Ama ben kahverengi olduğumu düşünüyorum gözüm. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sorularınız için teşekkür ederim. Ve bazı arkadaşlar üzülmesin. Çünkü onların sorularını bir dahaki bölümümüzde cevaplamayı düşünüyorum. O zaman teşekkürler arkadaşlar. Görüşürüz. Lütfen like atın. Bayağı uğraştım.